Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung'un Galaxy Watch 7 44 milimlik akıllı saatini inceleyeceğiz. İlk önce kutunun üzerindeki nere bakacağız. Ondan sonra kutumuzun içinden neler çıkıyor. Saat kurulumu, telefona kurulumunu inceleyeceğiz. İlk önce kutunun üstünde neler var onlara bir bakalım. Şöyle göstereyim yan olarak. Şöyle hızlı hızlı zaten üstünde herhangi bir şey yok. Arkasında açmak için yerleri, buraları, üst tarafı her yeri boş. Şimdi şurada açmak için yerleri var. Buralardan saatimizi açalım. Öteki tarafından da açıyoruz. Şimdi saatimize bakalım. Şöyle üstünde bir tane şey geldi. Buna bakalım. İçinde neler var? Şuradan açıyoruz. İçini şöyle bir boşaltalım. İçinde neler çıkıyor? Şuraya çıkaralım. Bakalım sonra. Bu tarafında bir şey kalmadı. Bu tarafını açalım. Burada şarj istasyonu çıktı. Bir ucu Type-C. Diğer tarafı da şarj istasyonu kafası. Arka tarafı da böyle. Burada bir tane garanti belgesi yer alıyor. Hızlı başlangıç kılavuzu. Şimdi saatimizi çıkaralım. Yerinden. Saatimiz şu şekilde. Arka tarafı da şu şekilde. Altına bir bakalım. Bunun altından bir şey çıkıyor mu? Bu yapışık. Bunları kenarı kaldıralım. Başka bir şey de yok zaten içinde. Saatimiz Samsung'un Galaxy Watch 7 44 milimlik versiyonu gri olarak adlandırılıyor. Watch 3'e göre arka tarafı şu şekilde. Zaten Watch 3'te bezel var. Bu bezeli iptal etmişler burada. Bunda yok. Kordonları çıkarabilmek için şuralara buton koymuşlar. Şu butona basıyoruz. Yukarıya doğru çektiğimizde kordon çıkıyor. Kordon güzel yumuşak bir kordonu var. Şimdi saatimizi bir çalıştıralım. Üst taraftaki butondan saatimiz açılıyor. İlk açılış başladı. Bu da burada kalsın. Şuradaydı büyük ihtimalle. İlk olarak çıkmıştı tabii ben kayda hazırlayacağım için telefonu. Ee, o ayarı kaçırdım. Yeni cihaz ekle diyorum. Zaten bakın e, alt tarafta mevcut cihaz diye çıktı. Bunu seçimini yapıyorum. Burada onaylama kodunu istedi. Onaylıyorum bunları. Şu anda cihazımızı eşleştirdik. Cihazla ilgili yazılımları indiriyor şu anda. Samsung'un A52 modeli. A52'ye kuruyorum şu anda. Watch 3'ten niye geçtim buna? Benim Watch 3 bozuldu. Watch 3 bozulduğu için de e, mecburen bunu aldım. Mecburen demeyelim de bu cihazı aldım. Neden bu cihazı aldım? E, Huawei'ye bakıyordum. Huawei'nin cihazları 13 milyar. Burada çıkanları e, en üst ikisini kabul ediyorum. Bir alttakini e, kabul etmedim. Devam diyorum. İzin ayarları çıktı. Onların olmasını be. Ha, tamam yukarıya doğru ittirince çıktı. izin ver diyorum bunların hepsine. Buradan da izin ver diyorum. Tekrardan bağlanmaya hazırlanıyor diye bir uyarı çıktı. Buraları ben sizi hızlandırırım. Huawei cihazlara da baktım. Huawei alacaktım aslında ama 7 milyar falan daha pahalı olduğu için yine Samsung'u tercih ettim. O yüzden bu cihazı aldım. Devam ediyorum aynı hesapta. Bunu da kabul ettik. Aslında Huawei ile arasında çok bir fark yoktu. Sadece şarj bakımından bir fark ediyordu. O yüzden bu cihazı tercih ettim. Hem fiyatı da uygun geldi bana. Bunları atla diyorum. Daha sonra kendim artık kurarım bunları ne gerekiyorsa içine. Çünkü saatin içinde uygulama marketi var. Oradan Uygulamaları indirebiliyorsunuz içine. Smart de bu izinleri istiyor. Buna da izin ver diyoruz. Tabii ben yedek almayacağım burada. Ee, çünkü sıfır bir cihaz olarak kurmak istiyorum. Bunu geç diyorum. Saati hangi kolunuza takacaksanız e, o ayarları yapıyorsunuz. E, ben sol koluma takacağım. Antrenman rutinleri size oluşturmak istiyor. Bunları oluşturabilirsiniz. E, vücudunuzun enerji seviyesini takip edin diye bir şey çıktı. İleri diyorum bunlara. Burada bir tane ayarı var. E, şurada göstereyim. Geçti. Ee, oradan geliş, e, gece vücut sıcaklığınızı da ölçebiliyormuş. O ayarı açtım. Sağlık takibi varmış. Elinizi e, takılı olduğunuz kolda iki kere böyle yaptığınızda saati kontrol etmek için uyarıları durdurmak, müzik oynatmak veya duraklatmak için bu uygulamayı kullanı, e, bu el hareketini kullanabiliyormuşuk. Acil arama yardımı var. Şu anda kurulumları tekrardan başladı. Şu anda telefonda Watch 7 cihazımızın ayarları ve programları açıldı. Şu anda %69 şarjı varmış üzerinde. Saat açılmadı, başlatılıyor dedi. Açılmasını bekliyorum. Burada özellikleri anlatıyor. İsterseniz onlara bir bakalım. Şunu bir yan tarafa koyalım. Biraz daha yakınlaştırayım ben. Burada bildirimler dediği gibi bildirimler geldi. Burada kartlar yani sizin ayarladığınız kısa yollar. Onlar geliyor. Şu şekilde. Burada kendinize göre bu bölgeyi ayarlayabiliyorsunuz. Alttan yukarı doğru ittirdiğimizde içindeki uygulamalar geliyor. Telefondan arama yapabiliyorsunuz. Şu üstteki açık olan uygulamaları gösteriyor. Burada Samsung'un Hilti uygulaması var. Onları görebiliyoruz. Kalp atışı, stres, vücut bileşenleri, içtiğimiz su, kandaki oksijen, günlük etkinlik, kadınlara özel takip, yiyecek, AG endeksini onu bilmiyorum. Yarışlar filan. Ne diyor? Telefondan düzenleme yapabiliyormuşuk. Onları bize bahsediyor. Telefon uygulamalarını indirebileceğimiz Google Play var. Buradan uygulamalar indirebilirsiniz. Burada pusulası var. Şu şekilde. Takvim, Bixby, hava durumu. Burada Samsung'un diğer uygulamalarını da görebiliyorsunuz. Hilt monitöre geldik. İzin ver diyelim. Buna da izin ver diyelim. Uygulamayı kullanırken burada tansiyon ölçümü, EKG ölçümü bunları yapabiliyoruz. Bu menü bu kadardı. Şimdi üstüne uzun süre bastığımızda saat şekilleri geliyor. Buradan saat şekillerini de indirebiliyoruz. Ya da içinde olanları şu şekilde şu şekilde yapabiliyoruz. Bir uygulamamızı açalım Samsung'un. Buradan saat şekillerini Buradan da değiştirebiliyoruz. Buradaki içeride olan saatleri aynı şekilde işleyebiliyoruz ekrana. Uygulamalar ekranı şu şekilde düzenleme yapmak için basılı tutacakmışız hangisini öne geçirmek istiyorsak. Kartlar burada ne eklemek istiyorsak onları buraya şurada olanları ekleyebiliyoruz. Hızlı panelde yukarıdan aşağıya çektiğimiz şu panel buradaki ayarları buradaki uygulamaları kısa yolları koyabiliyoruz zaten iki tane daha kısa yol koyabiliyormuşuk o kadar ya da bunları eksiye basıp buradan kaldırabiliyoruz buradan saat ayarlarını yapabiliyoruz şu şekilde saat ayarları hızlıca bir geçeyim bunları İçinde neler var görün bunları kendinize göre telefonu aldığınızda saati aldığınızda değiştirebilirsiniz parlaklık ayarını yapabiliyormuşsunuz. Kısaca pil göstergesi burada. Ha, hangi uygulamalar ne kadar pil göz kullanmış onları yapabiliyorsunuz. Yani görebiliyorsunuz. Hareketler, çift basma, uygulamaya git. Bunların hepsini açabiliyorsunuz. Çift sıkıştırma hareketi dediğimiz şeyi buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Başka hilt var. Burada kalp atış sürekli ölçe alıyoruz. Siz kendinize göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada bunları ayarını Hilt'te bunların ayarını yapabiliyorsunuz. Burada etkinlikleri otomatik algılama ayarları var. Açılırsa göreceğiz. Burada bunları otomatik algılaması için açma kapama var. Bunlar otomatik olarak algılayabiliyor. Acil durum aramaları, bunları açıp kapatabilirsiniz buradan. Gelişmiş özellikleri var. İçerideki uygulamaları size gösteriyor. Neler var? Buradan da yazılım güncellemesini yapabiliyorsunuz saatin. Şimdi arkadaşlar saatle beraber Neredeyse 3 gün geçirdim. Pazar günü 21.44'te şarjı %100 olarak saatimize aldık. Ayın 18'inde 21.51'de yani ortalama 24 saat sonra şarjımız %48 kaldı. 19'unda 10.31'de sabah şarjımız %16 kaldı. 14.28'de ayın 19'unda şarjımız %4 kaldı. %4'ten sonra Saatimiz kendisini saat moduna aldı otomatik olarak 18.55'te hala bu şekildeydi. 18.55'ten sonra da şarja taktım ve %3 ile şarja başladı arkadaşlar. Ortalama bir gün 18 saat kadar şarjı sürüyor bu ürünün. Hani derler ya Allah ne verdiyse bütün özelliklerini açtım. Hiçbir şeyden kısmadım. Bütün özellikleri açık şekilde kullanıyorum. Ortalama bir gün 18 saat kusur zaman aldı. Yani ilk döngünün bitmesi. Burada da ikinci şarjımızı görelim. Pili açalım. Dün şarj ettiğimde şu anda saatimde %36 şarj var. Bu da 14 saat 26 dakika gideceğini gösteriyor bana. Ortalama bir değer. Ama şöyle söyleyeyim tüm özellikleri açık bir şekilde kullanıyorum. Hiçbir özelliğini kapatmadım. Bütün özelliklerini açtım. O şekilde kullanıyorum saati. Şimdi teknik özelliklerine gelelim saatimizin. 40 ve 44 milim olarak iki model olarak üretiliyor. Benim bu elimdeki gördüğünüz saat 44 milimlik olan versiyonu. Cihazımız süper amoled bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü 480x480 16 milyon renge kadar destekliyor. İçinde Bluetooth 5.3 versiyon, Wi-Fi'si var. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere Wi-Fi'si var. NFC'si var. Exynos V1000 işlemcisini kullanıyor cihaz. 32 GB'lık Havuzası 2 GB'lık da RAM'i var üzerinde içerisinde e, sensörler olarak da ivme ölçer, barometre biyometrik empedans analizi sensörü var. Elektrikli kalp sensörü, caira sensör, jeomanyetik sensör, kızılötesi sıcaklık sensörü var içinde. Işık sensörü, optik kalp hızı sensörü var. Bu sensörlerin hepsi e, burada yer alıyor. Toplamda 13 tane e, sensörü var arkasında pil kapasitesine gelecek olursak pil kapasitesi toplamda 425 miliamper Sitesinde yazan açık ekran kapalı şekilde kullanırsak 40 saate kadar 40 saate kadar e, şarjı dayanabiliyor ama e, açık ekran olarak kullanırsak da 30 saate kadar şarjının dayandığını söylüyor benim yaptığım teste de e, yani o ilk teste de e, bir gün 18 saat olarak gördüm. Yani sizin kullanımınıza göre, sensörlerin kullanımına göre pil süresi değişebiliyor. Çift frekanslı GPS'e sahip cihazımız gövde olarak da alüminyum bir gövde kullanıyor. Yani 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu gösteriyor bu cihaz bize. Yani duş almada, hafif su sporlarında su geçirmez bir özelliğine sahip bir saat. Özellikleri bunlardı saatimizin kısaca. Daha belki sayamadığımız özellikleri falan da vardır. Ya ikinci olarak bir tane bezel olmasını isterdim burada saatte. Çevirmek daha iyi oluyor. Tamam mesela şöyle de yapabiliyoruz ama bir bezel gibi değil yani hissetmiyoruz. Bunu böyle yukarı aşağı oynatabiliyoruz. Bu, bu tuş ana menü tuşu. Mikrofon yer alıyor burada. Burada geri tuşu. Bu tuşa bastığınızda geri doğru gidiyor. Burayı videonun ilk başında da söylediğim gibi kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Ben bu şekilde ayarladım. Şu şekilde. Kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz. Bu agayı uyku esnasında kendisi ölçüyor. Aga neymiş? Şunu söyleyeyim. İleri glikasyon, son ürünleri endeksi. Endeksiniz beslenme ve yaşam biçimini büyük oranda etkileyen metabolizma sağlığınız hakkında size fikir verebilir diyor. Aga neymiş? AG şeker molekülleri vücutta... Vücuttaki proteinler veya lipidler, yağ bileşimleri yani ile birleştiğinde oluşur. AG'ler kan, damar, organlar, eklemler, retinalar ve cilt dahil olmak üzere vücudun neredeyse her bölgesinde doğal şekilde birikir. Galaxy Watch saatimizde gelişmiş optik sensörleri ile e, cildimizde biriken AG'leri ölçebiliyormuş arkadaşlar. Yani buymuş. E, burada AG'mizi nasıl düzelteceğimizle ilgili bilgiler veriyor bize. Nasıl ölçüldüğü ile ilgili bilgiler veriyor. Enerji skorumuz da bu bunlara bakıyor. Uyku esnasında olan cilt sıcaklığı e, cihazımızda derimizin sıcaklığını ölçebiliyor. Ama ayrı bir ölçme sistemi yok yani e, ayrı bir programla belki ilerleyen versiyonlarda ayrı şekilde normal kalp ölçümü gibi deri sıcaklığımızı da ölçmek için belki program çıkarırlar. Adımlarımızı ne kadar süre yürüdüğümüzü filan onları kaydediyordu. Stres, adım bunların hepsi otomatik. Hepsi açık olarak pil bilgisini verdim. EKG ölçümü var. EKG'nizi ölçebiliyorsunuz. Tansiyon içinde bir tansiyon aletiyle ilk önce saatimizi kalibre etmemiz gerekiyor. Ondan sonra tansiyon ölçmeye başlıyor cihazımız. Bilginiz olsun. Samsung Watch için şarj cihazı buna uyuyor. Bundan şarj edebiliyorsunuz. Watch çünkü de destekliyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İyi kötü tüm özelliklerini anlattık. Fazla anlatmış olabilirim. Eksik anlatmış olabilirim. Mutlaka eksiklerim vardır. Eğer eksiklerim varsa videonun yorumlarına yorum yazarak belirtebilirsiniz. Yanlış söylediğim ya da eksik söylediğim bir şeyler varsa bunları mutlaka yazın yorumlar kısmında. Ürünü kullanan arkadaşlar varsa mutlaka yorumlar kısmından iyi özellikleri kötü özelliklerini yazsınlar. Eğer videom hoşunuza gittiyse Videomu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.